Merhaba arkadaşlar. Bu aşamada az önce kurmuş olduğumuz dijital kartla sürme uygulamasının üzerine bir adet analog modül ekleyeceğiz. Bir önceki uygulamada sürücümüz motor potansiyometre makrosunda çalışıyordu. Bu çalışma modunda sistemi devreye alıyorduk. Hızını arttırıyorduk, hızını azaltıyorduk. Yön değişimi yapıyorduk. Burada hali hazırdaki sistemin üzerine bir adet analog kart ekleyerek analog kart vasıtasıyla sürücü üzerindeki devir bilgisini alıp PLC'ye aktarıp ardından PLC içerisindeki bilgiyi de touch panel üzerinde görüntüleyeceğiz. Bunun için sürücünün analog çıkışından ilgili bilgiyi alabilmek için bir adet direnç bağlamak gerekiyor. Bunun sebebi de şu, buradaki 7 nolu analog çıkıştan 0-20 mA bandında bir akım çıkışı var. Bu akım değerlerinde 0 mA, 0 RPM bilgisinin gittiğini bize ulaştıracak. Eğer 20 mA gelirse de, örneğin burada 1500 RPM'e kadar çıkıyorduk. 1500 RPM'i ifade etmiş oluyor. Eğer buradan 10 mA'lik bir akım çıkışı varsa, sistemimiz bu 10 mA'lik çıkışı 750 RPM olarak değerlendirecek. Bunun için buraya bir adet direnç bağlamamız gerekiyor. Burası akım çıkışı veriyor. Aslında buraya 500 ohmluk bir direnç bağlamamız lazımdı ki PLC'mizin analog kartının 0-10 volt aralığındaki algılamasını tam net karşılayabilsin. Buradaki analog kart üzerindeki girişler sistemden program üzerinden arayüzünden ayarladığımız üzere 0-10 volt aralığında bir gerilim değeri okuyor. 0-10 volt aralığında gerilim değeri okuyor. Buradaki çıkışta 0 ile 20 mA arasında akım değeri gönderdiği için biz buraya bir adet direnç bağlıyoruz. Bu direnç vasıtasıyla buradaki 20 mA'lik akım değeri paralel devre kurduğumuz için gerilim değerine dönüştürülüyor. Aslında 510 olsaydı 510 çarpı 20 mA'den aslında 10 voltluk bir çıkış elde etmiş olacaktık. Ama bizim hali hazırda elimizde 2 adet 680 ohm direncimiz vardı. Paralel bağladık bunları. 340 ohmluk bir değer elde ettik. Buradaki kaybı da program üzerinde matematiksel hesaplamalar yaparak doğru değere dönüştürebiliyoruz. Şimdi analog kartımızın analog modülümüzün PLC'ye bağlantısını yapacağız. Bunun için buradaki girişi kullanmamız gerekiyor. Bu girişi PLC'nin yan kısmında bulunan 10 pinli bölgeye bağlıyoruz. Bağlantıyı yapalım. Şu an bağlantıyı yaptık. Error alıyoruz. Power'ımız yok. Power'ın buradaki 20 ve 19 nolu klemenslerden analog kartın beslemesini yapmadığımız için power led'i yanmıyor. Bunun için ilgili bağlantıları yapmamız gerekecek. Bu aşamayı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki aşamada bağlantıları anlatacağız.